Diken'in 8 Kadın serisinden herkese merhaba. Ben Ali Tufan Koç. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılıkları konuştuğumuz 8 Kadın'ın 2. sezonunda bugünkü konuğum Türkiye'deki sayılı kadın itle erişim uzmanlarından biri olan Sema Kaya Polat. Aynı zamanda profesyonel dağcı olan Sema, hayatında hobimi işe çevirdim diyebilen şanslı kullardan, gökdelenlere kafa tutan kadın manşetleriyle tanıdık biz onu. Kadınlar isterse her işi yapabilir, yeter ki korkmasınlar diyor Sema. Bir kız çocuk annesi, kızı da onun gibi doğuştan aslında tırmanıcı. Sema'dan bugün onun ilham verici hayat hikayesini dinleyeceğiz. Sema Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Tufan Bey. Merhaba. Merhaba. Türkiye'de sadece 6 kadının yaptığı işten biri iple erişim teknisyenliği. Bu tam olarak nedir ve kendinizi bu 6 kadından biri olarak bulduğunuz noktada nasıl bir yolculuğunuz oldu? Türkiye'de 6 kadın iple erişim teknisyeni tanıyorum. Büyük ihtimal daha fazla vardır ama benim tanıdığım 6 tane iple erişim teknisyeni kadın var. Ben bu işe başlarken eşimin desteğiyle başladım. Eşim öncü oldu çünkü eşim bu işin yani uzmanı diyebilirim. O vesile oldu. Bir gün bana sordu, hani yapmak ister misin bu işi? O zamanlar çalışmıyordum. Kızım 1,5 yaşındaydı. Zaten 1,5 yıl evdeyim, hamilelik süreci derken 2 senedir evdeydim ve bu iş bana böyle ilaç gibi geldi. Çok hoşuma gitti. Teklifi de çok hoşuma gitti. İşin eğitimini aldım. İşe başlama güzeldi, yani güzel ilerledi. Bu işe başladığımda kızım 1,5 yaşındaydı ve ben 6 ay kızımı emzirdim. Hem emzirdim hem işe devam ettim. O süreç de ayrı bir tempoda ilerledi. Ve bugünlere geldik. 4 sene olacak bu işe başladığım. Doğum izni kullanma şansınız olmadı. Yok. Yok. Zaten ben bu işe kızım 1,5 yaşındayken başladım. Anladım. Aslında Artvinlisiniz. Evet, Artvin Şavşat. Doğanın içinde büyüyen bir hayatınız var. Ve dağcılık hobilerinizden biriydi çocukken, evet. Değil mi? Evet, evet. Dağcılık da evlendikten sonra başladık. Bir arkadaşın teklifiyle, işte dağcılık eğitimi var federasyonun, gelmek ister misiniz dedi eşime. Eşim de bana teklif etti. Biz böyle hep eşimle şeyiz, paslaşarak, hani böyle bir şey var, yapalım mı? Hadi yapalım. O da o şekilde ilerledi. Kahramanmaraş'a gittik. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun verdiği eğitimi, bir haftalık eğitimini aldık, tamamladık. Hayatımıza bu şekilde dağcılık bizim dahil oldu. Daha sonra İstanbul'a, biz bu süreçte Artvin'de oturuyorduk. Artvin merkezde oturuyorduk. Bir sene sonra taşındık derken, işte İstanbul, Büyükşehir derken başka işler. Ve aradan yıllar geçti, sonra iple erişim teknisyeni işine dönüştü bizim hobimiz. Bu işe başladıktan sonra çevrenizden ve toplumdan ne gibi tepkilerle karşılaştınız? Özellikle kadının böyle bir işte yer almasıyla ilgili nasıl yorumları duyuyordunuz? Ya ilk inanamıyorlar. Hani beni ortamda görüyorlar. Herhalde ipe girmez diyorlar. Yani ipe girmek dediğimiz tabir bizde şey. Yani ipe girip aktif olarak orada çalışmak. Herhalde bu ortam elemanıdır, yardımcıdır falan. O şekilde düşünüyorlar. İpe gireceğimi görünce, kemerlerimi donanınca, ya sen de mi çalışacaksın, sen de mi ineceksin oradan? Ya inanamıyorlardı. Ama artık iş yaptığımız yerlere 2-3 sefer böyle üst üste gidince artık onlar da alıştı. Aileme gelince, ailem beni geçelim, eşimin daha bu işi yapmasını istemiyorlardı. Korkuyorlardı. Ve kızları da bu işin içine girince biraz onlar için zor oldu. İşin biraz güvenlik boyutlarından bahsedebilir misiniz? Ya da işin size sağladığı
teknik altyapılardan, sigortalardan nasıl bir iş? Güvenlik açısından zaten ekipmanına, ipine güvenmeden zaten bu işi yapamayız. Güvenmen gerekiyor. Standartlara uygun bütün malzemelerimiz. Belli aralıklarla kontrollerden geçiyor. Malzememize güvendiğimiz için aklımız rahat bir şekilde ipe girebiliyoruz, çalışabiliyoruz. Bu şekilde. İstanbul'daki aslında belli başlı tüm gökdelenlerin o dışarıdaki cam temizliğinden siz sorumlusunuz. Öyle değil mi? Belli başlı, aynen. Başka gelişme teknisyeni olarak hangi alanlarda nasıl çalışmalarda bulunuyorsunuz? En bilineni cam silme. Çünkü insanlar onu görüyor dışarıdan. Bizi o şekilde görüyorlar. Şimdi şantiyelerin içinde demir kesme işleri olsun, ağ germe, bunların hepsi ip üstünde yapılıyor. Ve böyle dar alanlarda yapılıyor. Oranın kendi elemanları giremediği için, çalışanları giremediği için biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyorlar. Sıva, duvar örme, yine yüksekte olabilecek bütün işleri biz yapıyoruz. Türkiye'de bu ve benzeri fiziksel dayanıklılık gerektiren birçok meslekte ağırlıklı erkekler tercih ediliyor. Evet. Bir kadın olarak böyle bir mesleğe sahip olmakla ilgili tecrübeleriniz, yorumlarınız, hisleriniz neler? Bu yönde düşüncem erkek işi gibi görünüyor. İlk başlarda ben de zorlandım tabii. Yani bir de 1,5 yaşında kızım ve 6 ay emzirdiğimi söylemiştim. Yani bu şekilde bile ben yani çalıştım. Yani normalde kadının yaptığından hani daha fazla nasıl diyeyim emek sarf ettim bu süreçte ben. Yani daha sonra çalışa çalışa zaten kas gruplarımız gelişiyor. Zaten zorlanmıyoruz. Başlarda siz de endişe ettiğinizden bahsettiniz. Bu daha çok fiziksel olarak yapıp yapamayacağınıza dair bir endişe miydi bu? Yoksa farklı türlü bir endişe miydi? Ben fiziksel olarak düşündüm. Çünkü yükseklik korkumu zaten ben dağcılıkta yendiğim için o konuda korkmuyordum. Zaten eğitimini de aldık. Ya güç olarak işte yapabilir miyiz? Sadece bizim orada görünen cam silmek. Bir de o ipleri taşımak. 200 metre, 300 metre ipleri taşıyoruz. Onların bağlantıları, kurulumu. Onlar daha yorucu diyeyim ben size. Onların iş başlarken kuruyorsun ve iş bitimine topluyorsun. O çok yorucuydu. Ya bu şekilde düşündüm. Hani mental olarak beni ilk zamanlar zorlamadı. Yani o zamanlar hani zorlar mı diyordum, zorlamadı. Ağırlıklı olarak birlikte çalıştığınız ya da bağlı çalıştığınız kişilerin tamamı erkek. Evet, erkek evet. Olduğu bir iş dünyasındasınız aslında. Dünyanız var. Bununla ilgili herhangi bir zorluk ya da engelle karşılaşıyor musunuz? Kendi grup ekibimizle karşılaşmıyoruz ve diğer karşılaştığınız ekiplerle de karşılaşmıyoruz. Çünkü ilk zaten kadın olduğumu anlamıyorlar ekipmanlardan dolayı. Erkek zannediyorlar, kadın olduğumu öğrenince şaşırıyorlar. Öyle bir zorluk yaşamadım ben. Ve böyle hayranlıkla bakıyorlar, saygıyla bakıyorlar. Kadın olduğumu görünce de. Bu ve benzeri çalışmalar sizin de söylediğiniz gibi aslında farklı kas gruplarını çalıştırmaya yönelik ve farklı dayanıklılık ve güçlülük ve belki de esneklik de gerektirdiği için burada ağırlıklı olarak erkeklerle özleşmiş opsiyonlar bunlar. Ama sizin gibi hikayelerin daha da yer olması, evet bu mesleği ya da bu işi bir kadın da yapabilirmişi getiriyor. Öyle değil mi? Evet, tabii. Yani yapabilirler. Yani yeter ki istesinler. Ve en önemlisi hani istemek ve
birilerinin öncü olması, birilerinden görmesi, teşvik etmesi gerekiyor biraz da. Ben öyle düşünüyorum. Teşvik etmesi gerekiyor. Siz bunların, bu özellikle bunun öncülerinden birisiniz. Öncülerinden biri olarak herhangi bir zorluk ya da engelle karşılaştınız mı? Ben karşılaşmadım. Olmadı. İlk çıkışınızı hatırlıyor musunuz? Yani en yüksek hangi binaya, kaç katlıydı çıktınız? İlk çıkışınızda neler hissettiniz? Paniklediğiniz evet. Oldu mu? Onu unutmuyorum. Şimdi ne kadar hani dağa tırmandık, dağcıyım desem de, şimdi 25 katlı bir bina yüksekliğinde bir dağa tırmanmadım ve kendi ipi bırakmadım. Bir endişe oldu. Ne hissedeceğim endişesi oldu. Çok merak ettim. Nasıl olacak, ne yapacağım? Korktuğum gibi olmadı ama çok güzel geçti. Yani biraz da şey, kendimi panikletmedim. Sakin davrandım. Hani sakin oldum. Ha, ben bunu yapabilirim. Yani daha önce yaptım, yine yapabilirim. Çok güzel geçti. Korkutucu olmadı. Ama aynı binada çalışırken rüzgar esti. Bizi döndürdü böyle. Sırtımız binaya denk geldi. Ön tarafımıza, açıklığa denk geldi. 25 katlı bina. O zaman bir korku geldi bana. Sakin, yani sakin olma. Paniklesem kendimi çok güzel panikletirim aslında ama sakin kalmam gerekiyor. Çünkü ben varım orada. Ben kendimi sakinleştirmesem kimse sakinleştiremeyecek. Sakin bir şekilde döndüm. İşimi yaptım. Zaten zamanla buna alıştık. Devamı geldi. Kızınız kaç yaşında? 5,5 yaşında. Tam olarak nasıl bir iş yaptığınızı hani idrak ediyor mu? Ya da yaptığınız yaptığını ve cesaretle gerektiren bir iş olduğunu? Onu artık daha iyi farkında. Daha iyi farkında. Artık alıştı ona. Kendisi de hani bu şekilde tırmanma olaylarını yapmak istiyor. Tırmanmak istiyor. Asılmak, sallanmak onu istiyor. Biz de o konuda öncü oluyoruz. Evimize bir şey taktık salonumuza daha yeni. Böyle tırmanabileceği, sallanabileceği bir aparat taktık. Onunla uğraşıyor birkaç gündür. Türkiye'de böyle bir alanda böyle bir meslek edinerek öncü kadınlardan birine dönüyorsunuz ve hayatınızdaki bu değişim sizin çevrenizdeki kadınlara sizce nasıl yansıdı? Ailenizdeki kadınlarla ya da yakın kadın arkadaşlarınızla onların sizi görme şekli ya da size söyledikleri? Onlar da yani bu yaptığım işi zor bir meslek olarak gördükleri için, zor bir meslek. Kendilerine başka konularda güvenleri geldi. Hani Sema bunu yapıyorsa, bu zor işi yapıyorsa biz de hani başka şeyler yapabiliriz. Bunu yapmasak da başka şeyler yapabiliriz. Yani biraz da onlar için ön ayak olmuş gibi cesaretlendirmiş oldum. Sizi hangi kadınlar cesaretlendirdi hayatınızda? Valla bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani ben kendi kendimin öncüsü oldum diyebilirim. Yani kendim. Kendi sınırlarımı yıktım ben. Bu işi yaparak. Kendi duvarlarımı yıktım. Çok teşekkürler bu güzel sohbetiniz için. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz bu işi 4 senedir yapıyoruz. Mart ayında başladık. 2 senedir eşimle kendi iş yerimizi kurduk. Bu iş üzerine iple erişim işini kurduk. 2 senedir de kendi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İş faaliyetlerimizi kendimiz sürdürüyoruz. Çünkü iki güçlü insan diyeyim. Eşime bu konuda çok güveniyorum ve çok iyi dalında. Neden güçlerimizi birleştirmeyip yani bir iş açmayalım dedik bu konu üzerine. Ve güçlerimizi birleştirdik. İş yerimizi açtık. 2 senedir de devam ediyoruz. Aynı zamanda bir kadın girişimci olarak da hayatınıza devam edeceksiniz demek ki. Evet.
Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Nasıl geçiyor? Çok güzel gidiyor. Yani zaten piyasadan bizi daha önce tanıyorlardı. İş yeri açtığımızı beraber güçlerimizi birleştirip açtığımızı görünce de daha da mutlu oluyorlar. Desteklerini esirgemiyorlar diyeyim. Yardımcı oluyorlar. Son olarak buradan sizin gibi belki bir kadının yapması çok olası gibi gözükmeyen ya da belki çok akla gelmeyen herhangi bir meslekle ilgili bir hevesi hayali olan kadınlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? İlk önce onu gerçekten isteyip istemediklerini kendilerine sorsunlar. Zaten yol onları çıkaracak. Yol onları oraya götürecek. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani gerçekten isteyip istemediklerini onları ilk önce kendilerinin anlaması gerekiyor. Ben bu işi istiyor muyum? Gerçekten istiyorum. Yapabilir miyim de değil. İstiyor muyum? İstek önemli. İstedikten sonra zaten devamı gelecek. Çok teşekkürler. Çok sağ olun bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Boyner, Mediaco ve United Payment'ın destekleriyle hazırlanan 8 Kadın serisini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 8 bölümden oluşan bu serinin diğer bölümlerini Spotify hesabımızdan dinleyebilir, yazılarını diken.com.tr'de okuyabilirsiniz. Bu serinin ilk sezon konukları arasında yer alan Profesör Doktor Itır Erhardt, Evrim Kur'an, Berrak Tüzün Ataç, Şemsa Denizsel, Lara Dilara, Nisan Ceren Özerten, Profesör Doktor Canan Atılgan ve Sinem Sandıkçı Gökçen ile gerçekleştirdiğimiz söyleşileri de dinlemenizi tavsiye ederiz. 8 Kadın programının hazırlayıcısı ve sunucusu olarak ben Ali Tufan Koç, Diken ekibi adına bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 8 Kadın serimizin bir sonraki bölümünde. Handan Hanım hoş geldiniz. Merhaba Ali Tufan, hoş bulduk. Kızgınlık ve hınç doğuyor. Bundan sonra ben size göstereceğim falan filan. Ben güçlü kadınım, ben ayaklarım üzerinde duran kadınım falan böyle bir şeyler oldu falan. Bu arada o güçlü kadın şeyi de esasında erkekler tarafından çok hoş karşılanmıyor. Erkekler çok güçlü kadından hoşlanmıyorlar. Yani ve tehlikeli görüyorlar falan. Ama kendi işimi yaptığım için hiç umursamadım. Sonraki zaten serüvenimde